Selam Lemur severler, bu hafta ilginç bir videoyla karşınızdayım çünkü Amerika'dan halı dokuma makinesi aldım ve Amerika'dan aldığım halı dokuma makinesi Çin malı çıktı. Sanırım benim kaderim bu, yani ne yaparsam yapayım bir şekilde aldığım ürün Çin'den geliyor. Hızlıca bir makineyi göstererek başlayayım istiyorum. Şöyle çok da teknolojik gözükmeyen bir makine bu. Şurada büyük bir tane motorumuz var, yan tarafta bir dişli sistemimiz var. Bu dişli sistemi ise öndeki iğne ve makası hareket ettiriyor. Böyle iğne içeri giriyor, ipliği bırakıyor, sonra makas kesiyor. Şöyle basitçe mantığını göstermeye çalışayım. Şurada bir iğne var gördüğünüz gibi. Bu iğne şöyle hareket ederek şeyin içine giriyor. Şu kumaşın içine giriyor. Geri çıktığında ise öne doğru makas geliyor ve makas ipliği keserek hareketi tamamlamış oluyor. Olay bu kadar. Makinenin iki farklı versiyonu bulunuyor. Biri kilim gibi dokuyor. Kilim gibi olanı kullanmak çok daha kolaymış. Bu ise normal bildiğimiz böyle saçaklı tüylü halılardan yapıyor. Bunu kullanması birazcık daha zormuş. Başlangıç için önermiyorlar ama neden olmasın, yani bununla başlamak istedim. Hemen bir fişe takarak deneyelim. Ben de daha önce denemedim. İçinden kullanım kılavuzu da çıkmadı. Şurada bir açma kapama butonumuz bulunuyor. Onun dışında bir tane de tetiğimiz var. Tetiğe bastığımızda çalışmaya başlıyor makine. Kullanırken parmaklarımızın falan şuralara girmediğine emin olmamız gerekiyor gibi duruyor. Çünkü hiçbir güvenlik önlemi falan yok. Böyle her şey açıkta. Şimdi makine dışında ihtiyacımız olan şeyler sırasıyla öncelikle bir kasnak yapmamız gerekiyor. Kasnak için şöyle kalın tahtalar aldım. Onun dışında normal örgü ipliklerine ihtiyacınız var. İnce iplik olabilir, kalın iplik olabilir. İstediğiniz gibi, yani nasıl bir doku elde etmek istiyorsanız ona göre iplikler alıyorsunuz. Sonra dokuma yapmak için şöyle delikli bir kumaş almanız gerekiyor. Bu kumaşın 1 milyon tane adı var. Yani bunu bulmakta bayağı zorlandım ben. En son seccade kumaşı diye buldum. Yani seccade kumaşı diye bulabilirsiniz bu kumaştan. Bunlar dışında dokuma işlemi için herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi dediğim gibi öncelikle kasnağımızı ayarlayarak başlayacağım. Evet, çerçeveyi tamamladık ve gördüğünüz gibi bayağı büyük bir şey yaptım. Çünkü yapmak istediğim halı 90'a 150 civarı bir boyuta sahip. Yani evlerde kullanılan orta boy halı boyutlarında bir şey yapabilmek istiyorum. O yüzden bayağı büyük bir çerçeve yaptım. Ve dokuma kısmında size iki tarafını da göstermem gerektiği için böyle ayaklı mayaklı işte bir şey yapmam gerekti. Normal şartlarda bunu duvara sabitlemek çok daha mantıklı. Şu ayaklarla uğraşmak yerine, çünkü bunları yapması çok kolay olmadı. Ama iş görecek gibi. Şöyle öne devrilmek. Devrilebiliyor. Arkaya devrilemiyor. Arkada önemli şeyler var sonuçta. Önde devrilse de bir şey olmaz. En fazla kafamız yarılır. Şimdi kumaş germe kısmına geçeceğiz. Fakat germe kısmında zımba makinesi kullanacağım için bayağı ses çıkacak ve saat geç olmaya başladı. Komşuları rahatsız etmemek için bunu yarına bırakacağım. Yarın görüşürüz. Evet, şu anda çerçeveye kumaşı gerdim. Tabletimi şurada karşıdaki bir projeksiyona bağladım ve buraya istediğim görüntüyü yansıtabiliyorum. Tabi serbest olarak da çalışma şansınız var, fakat ben ilk önce bir Master Ball yapmak istedim Pokemon'dan. Size de rahat gösterebilmek için önce bir ışıkları kapatayım. Yani boyut olarak aşırı büyük olsun istemiyorum. Şöyle bir şey sanırım yeterli olur. Şimdi bir tane tahta kalemiyle buradaki görseli öncelikle kumaşa aktaracağım. Çizgilerimi falan belirlemem lazım. Evet, taslağımız da hazır. Şimdi sıra geldi makineyi deneme kısmına. Önce siyahlardan başlayacağım. İp çok ortalıkta gezinmesin diye şuraya şöyle bir askı yaptım bir de bu arada. Şimdi sanırım şu ipi öncelikle şuradan geçiriyoruz. İpi de geçirdikten sonra şimdi ilk denemeyi yapıyorum. Şöyle ilk önce bir dışına yapacağım ki modelimi bozmayayım. Şu an bir şeyleri aşırı yanlış yaptığıma bayağı eminim. Hemen tekrar deniyorum. Hani arkadan çıkması gereken saçaklar çıkıyor, kesiyor, fakat kumaşı da bayağı parçalamışım. Nasıl stabil bir şekilde dokuyabileceğimi çözmem lazım şu an. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride.
çözmeye başladığım gibi öncelikle sadece düz çizgiler atabiliyoruz. Öyle bir kısıtlamamız var. Sebebi de kumaşın delikleri hep düz bir şekilde olduğu için birazcık çapraz gitmeye başladığınız anda kumaşı parçalamaya başlıyor. Dolayısıyla yön olarak tek şansımız yukarı ya da tam yana. Bunun dışındaki bütün seçeneklerde kumaş ciddi şekilde zarar görüyor. Şuralar bayağı böyle delindi. Onun dışında tek iplik yerine iki tane iplik kullanmak daha mantıklı gibi. Çünkü daha az çizgiyle arka tarafta daha sık bir doku elde edebiliyorsunuz. Yani şu an deneme yaptığım için farklı aralıkları denedim böyle arkada nasıl sonuçlar verecek diye. En iyi aralık şuradaki gibi bir şey. Böyle serçe parmağımdan biraz daha az gibi. Şöyle dokuma genişliğine baktığınızda daha net bir şekilde dokuyu görebiliyorsunuz. Gevşek olan yerlerde böyle beyazlıklar aradan gözüküyor. Fakat daha sık dokunmuş yerlerde bayağı halıya yakın bir doku var şu anda. Belki birazcık daha bile sıklaşabilir. Mesela şu tarafa şöyle yandan baktığınızda hiçbir sıkıntı yok gibi duruyor. Şu beyaz iplikler bu arada kumaşın ipliği. Bunları sonradan temizlememiz gerekecek. Ama karşıdan bakarsanız bayağı ciddi boşluk var yani. Hiç halı gibi değil. Neyse ben bu işi çözeceğim. Devam. Tasarımda en çok kullanılacak iki renk bitti şu anda. Siyahlarla ilgili deneyimlerim şu şekilde. Az önce dedim yani sadece düz çizgiler halinde gidebiliyorsunuz diye. O yüzden yuvarlaklar nasıl olacak falan diye böyle bir kafamı kurcalamıştı. Fakat birazcık dikkatli bir şekilde yaptığınızda ön yüzüne baktığınızda yani kullanılacak yüzüne baktığınızda gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Sadece orada elinizin ayarına azıcık dikkat etmeniz lazım. Yani tam olarak çizgiyi nerede bitireceğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında şu ince çizgiler çok zor. Yani sürekli böyle düz şey atıyorsunuz ve bazı yerlerde kumaş gitti. Hani bayağı şuralarda delikler falan var ve bu delikleri hiçbir şekilde toparlayamıyorum. Kumaş bir kere yırtıldığında aynı noktadan yırtılmaya devam ediyor maalesef. Bu çok kötü bir şey. Şöyle ön yüzeye genel olarak baktığınızda gayet güzel gözüküyor aslında. İşte dediğim gibi sadece yırtık olan yerler şu an birazcık problem. Bir de son olarak şunu fark ettim. Makineye uyguladığınız baskı değiştiğinde iplikler de birazcık değişiyor. Yani mesela şurası gayet düz. Şurada böyle baskı birazcık garipleşmiş. Burası orta yani böyle ortada şeyi tam ayarlaması zor oluyor. Kumaş gittikçe deforme olduğu için böyle bayağı bir boşluk olmaya başladı. Yani eliniz kayıyor bir şekilde orada. Dolayısıyla iplik boyutları birazcık karıştı burada. Şurada ise çok baskı uygulandığı için burası da çıkık oldu. Yani 3 farklı bölgede 3 farklı deneyim elde ettim şu an. Tabii en son bunlar kırpılacak. Kırpıldığı zaman çok daha düzgün gözükecek ama bitmiş halinde ne fark yaratır bu etki? Şu andaki kestiremiyorum. Onu bitince fark edeceğiz. Şimdi son olarak pembeler ve beyazlar kaldı. Oradan devam edelim. Evet, deneme tasarımı tamamlandı. Arkadan çok güzel gözükmüyor ama önden hali gayet tadında, gayet güzel. İşte tek sıkıntı dediğim gibi şu yırtıklar. Bu yırtıklardan dolayı bu modeli ben kullanılabilir hale getirmemeye karar verdim. Çünkü tam olmayacak yani böyle sürekli o benim gözüme batacak. Normalde bunun arkasına bir yapıştırıcı falan sürmemiz gerekiyor. Bir sonraki yaptığım modelde yapıştırıcıyı kullanacağım. O yüzden bunu şimdilik sadece buradan ayıracağım, bir bakacağım yerde nasıl gözüküyor diye. Hemen bir hareketimizi yapalım.
İşte şunların şöyle boyutlarını falan bir dengelememiz gerekiyor. Tıraş makinesi kullanan da gördüm yurt dışında. Bunları dengelemek için tıraş makinesiyle girişiyorlar. O da bir ihtimal. Yırtıklardan dolayı kel kalan yerleri saymazsak bence ilk model için fazlasıyla başarılı. Yani düşündüğümden çok daha zordu bu arada. Yani ben çok daha basit bir şey bekliyordum. Böyle sıkıntı yaşayacağımı falan düşünmüyordum. Bu kadar zorlayacağını bilsem daha düz bir şeyden başlardım kesinlikle. Şimdi bu kumaşı sokup yenisini takacağız. Bu arada böyle büyük bir kasnak kullanıyorsanız genelde bunun üstüne 3-4 modeli bir kere de yapıyorlar yani. Benim gibi böyle kocaman bir kumaşı ziyan etmiyorlar. Fakat yeni modeli tek başıma yapmayacağım. Burada biri var. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ne haber? İyiyim, kendi dünyamda takılıyorum. Duke City. Merhaba. Nasıl geçiyor oğlum? Buradan geçmeyeyim bence. Şurada mı geç? Oh, her yer leş gibi lan. Bilmeyenler için kendisi bir boyacı. Hayır. Neyici? Ben YouTuber'ım. Grafiti sanatçısı. Duvar boyuyor. Eskiler bilir. Duvara benziyor mu? Yani evet, kısmen biraz. Gevşek bir duvar olabilir bu arada. Ama zor yani. Şimdi yeni modeli sana bırakacağım ben. Ben sadece yardımcı olacağım. Sana teknikleri falan anlatacağım. Başka işte tasarım sana ait. Hadi gel bunu sökelim. Bak benim elim kıymetli ha. Benim de kıymetli. Parmağım falan kanarsa düşünmeden hastaneye gideriz. Ya yılda 3 video çekiyor zaten şu an bildiğim boş ya. Ya ne alakası var, dur şimdi kanala yeni insanlar gelecek. Niye korkutuyorsun insanları? Abone olun ha, video atıyorum vallahi, yemin ederim atıyorum. Şimdi Pokemon topunun içine gireceğim. Hazır mısınız? Toz kaldırma toz. Bu arada bu kadar toz beklemiyordum ya. Yani az önce söyledim ya, leş gibi ev ya. Ve defalarca süpürdüm ona rağmen leş gibi. Sonraki kullanacağımız ipler bunlar. Bu ipler çok daha fazla toz çıkartacak gibi duruyor. Hakkımızda hayırlısı. Annie, are you okay? Bu sefer kumaş öncekine göre bayağı gergin bu arada. Çok daha sert bir kumaş var. Yavaş yavaş esner mi bilmiyorum ama öteki kadar esnemeyeceği kesin. Şimdi Duku Stil Bey, evet, gelsene buraya. Geliyorum. Hani tasarım? Tasarım yaptım da geldim dedi bana. Tasarım kameranın arkasında kanka şu. Nereden çaldın? Nerede çaldın mı? Ulan öyle soru mu sorulur? Tabii ki de Emotop. Ben çalmadım, ben birleştirdim. Logo, YouTube logosu bana ait. Yaşasın. Bir de telif yememek için yapraklarını yeni değiştirdim. Hadi o zaman aktaralım tasarım. Hadi gönderelim, gelsin. Thank you.
Koklarken parça burnumu. Niye kokluyor? Halı kokluyor manyak. Nasıl gidiyoruz dokuma işleri? Kanka arka planı yaptım. Sadece iki yerde patlak verdim. Şurayı parçalamışsın evet, yine orası, maalesef. Orası onu çekmesene kardeşim, Allah Allah her şeyi. Ya lensi parmakladı ya. Yo, onu çek. Böyle bir amatörlük yok ya. Orayı şey yapmıyorum. Neyse ama genel olarak çok güzel bir görüntü var şu an. Şey böyle keyifli. İnanılmaz böyle eğlendiğim bir şey oldu. İşte sana artık devredeceğim biraz çünkü yoruldum. Bu arada şey, buraya 1 kilometreye yakın bir ip gitti. Evet evet net. Önceki benim yaptığım Pokemon'da çiftli iplik kullanıyorduk yani. Her seferinde 2 ip geçiyordu. Bu kalın bir ip olduğu için bunda bir tane yetiyor. Fakat bunda da böyle bir dökülme şeyi var. Gerçi fena değil. Bence arkasını yapıştırdığımızda şey olacak, toparlanacak o. Evet şimdi lemur gövdesi. Gri mi yapıyoruz lemur gövdesi? Evet abi. Şuradan ben bir lemur ipli... Lemur ipli... Ya bunun üstünde velur yazıyor ya. Benim aklım hep ona gidiyor. Abone ol lan. Her fırsattasın. Şey var ya teyzonda el sallıyor adamlar. Ben söyleyeyim bari. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip aşağı yorum yapıp kanala abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak... Evet. Çok zor bunları söylemek ya. Ben sevmiyorum bunları söylemek. Söylemesi uzun ama abone olması kısa kanka. Gidiyorum. Yeter, beynim yandı. Şimdi şöyle bir durum var. Hemen hızlıca özet geçiyorum. Lemur'la bayağı bir tartıştık. Yani Lemur'la bir kavga ettik. Şu an o yüzden burada da yok. Şöyle bir aksilik yaşadık. Küçük alan olduğu için ve bez çok fazla esneme yaptığı için makine artık parçalamaya başladı. Ve bu göz bizim için patates oldu benim deyimimle. O yüzden biz buna yama yaptık. Sonra baskı yamayı da desteklemediği için biz bunu Japon'la tek tek yapıştırarak... Böyle bir göz yaptık. Dokuyla aynı değil ama en azından burayla eşitlemeye çalıştık. Uzaktan baktığınızda görünmüyor. Siz bunu görmemiş gibi yapın. Ayrıca kuyruğun devamı da lemura bırakacağım. Çünkü lemur şu an uyuyor. Çok fazla yoruldu. Harbiden bu arada geldiğimden beri deli gibi çalışıyor. Size içerik üretmeye çalışıyor falan bir sürü şey var. Bir de zaten ben de ne zaman video çekse uyuyor yani. Bununla alakalı bir deneyimim daha var. İlk defa yaşamıyoruz bunu. Ben gidiyorum. Yani artık bundan sonrası lemurda. Benim görevim buraya kadar. Sizi çok seviyorum bu arada. Yeni gelenlerle de tanıştığıma memnun oldum efendim. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım... Adama abone olun. Bana da abone olun. Ay ben çok yoruldum. Gidiyorum. Gözlerim kan çanağı. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hay buraya dönen bir şey girecek böyle. Ortada lemur var. Hadi bay bay. Evet halıyı tamamladık. Arka kısmına lateksi de uyguladım. 1 kilo lateks almıştım fakat lateksim yetmedi. İlk defa lateks kullandım bu arada. Ben daha katı böyle silikon gibi bir şey bekliyordum. Bayağı boya gibi bir şeymiş yani çok sıvı bir şeymiş. Ve 1 kilo kullanmama rağmen o kadar çok emdi ki yettiremedim yani böyle uygulayamadığım bazı yerler kaldı. O yüzden halıyı buradan sökmeden önce 1 kilo daha lateks uygulamam gerekecek gibi duruyor buraya.
Hemen bir ön kısma dönelim. Asıl olay sonuçta ön tarafta. Halı önden tam olarak Doğukan'la planladığımız ve hayal ettiğimiz gibi oldu. Sonuçtan fazlasıyla mutluyum. Sadece işte şuradaki göze yaptıkları yama bence çok mantıklı bir fikir değilmiş. Japon yapıştırıcıdan dolayı bunlar burada garipler. Yani uyumuyor olsaydım kesinlikle böyle bir şey yapmalarına izin vermezdim. Harun ve Doğukan'a buradan çok selam. Şu uzun saçakları tıraş etmem gerekiyor bir de, fakat lateks şu an tam olarak arkadan tutunmadığı için şu an o riski alamıyorum çünkü bakın gördüğünüz gibi daha dökülüyor bunlar. Arka tarafta lateks kullanılmasının iki sebebi var. Birincisi bu iplikleri tutması. Yani bunlar burada düğüm şeklinde değil, böyle kanca gibi işte böyle ipe giriyorlar ve arkadan onların yapışması gerekiyor. İkinci sebebi ise normal yapışkanların çoğunun esnekliği yok ya da işte silikon gibi bir şey kullanırsanız da onlar çabuk deforme olabiliyor. Lateks esnek bir şey olduğu için rahat bir şekilde halının arkasında kullanabiliyorsunuz. Hem de kaymaz halınız oluyor. Bence bir taşla iki kuş, güzel. Halının boyutu 120'ye 190 civarı. Yani neredeyse büyük boy bir halı diyebiliriz ve bu kadar halıyı yapmak iki kişi toplam bir herhalde 15 saat falan uğraştık. Yani bu aralıksız bir şekilde yapabilecek olsanız 15 saatte falan bitirebilirsiniz böyle bir modeli. Ve tanesi 120 metreden 20 küsur tane iplik kullanmamız gerekti bu boyutta bir halı için. Tabii bu iplik bayağı kalın. İlk yaptığım modeldeki o poke topundaki gibi yapmak isterseniz o zaman iki katına yakın iplik gidecektir. Kullandığım ve internette satılan malzemelerin hepsinin linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hem de bu makinenin de hem Amerika'dan, yani benim aldığım yerden linkini, hem de Çin'de de buldum. O Çin versiyonunu da atacağım. Zaten hepsi Çin'de üretiliyormuş. Doğukan evine gittiği için şu an finalde burada değil, fakat ona tekrardan bir özel teşekkür edeyim. Eline sağlık. Doğukan'ın kanalında mutlaka ya başla ya da açıklama bölümüne yazarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Böyle boya işte el işleriyle falan ilgileniyorsanız güzel içerikleri var. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.